Erdoğan Karakuş ki Habertürk ekranlarından da tanıdığımız, bildiğimiz, izleyicilerimizin de gayet saygı duyduğu önemli bir isim. Sayın Karakuş, iyi akşamlar. Efendim, iyi akşamlar hepinize. Keşke burada olsaydınız. Stüdyoda daha uzun konuşma fırsatımız olurdu sizinle. Şimdi lafı fazla uzatmak istemiyorum. Sizin nasıl bir tecrübeniz oldu Erdoğan Bey? Şimdi 1983 yılında, 27 yıl önce, Mayıs ayı olduğunu değerlendiriyorum. Mayıs ayında 4 uçak, 8 arkadaşımla Balıkesir, Denizli, Konya ve Eskişehir profilini yaptıktan sonra gece uçuşunda gece atışı için Osmaniye, Eskişehir'deki Osmaniye atış sahasına gelmek üzere havalandık. Gece uçuşu olduğu için 4 uçağın arka arkaya dizilmesi söz konusu radar kilidiyle ve 2'şer mil arayla 4 uçak profilimize başladık. Balıkesir'e kadar herhangi bir şey söz konusu olmadı. Saat de 22 civarında Balıkesir üzerine geldikten sonra sola dönüşle Denizli istikametine yöneldik. Bu esnada en arkadaki 4 numara, benden 6 mil civarında geride olan arkadaşım bazı cisimler gördüğünü, benim ne yapmam lazım diye bana sormaya başladı. O arkadaşıma ben dedim ki belki yardım isteyen bir uçak söz konusu olabilir. Ben hemen Balıkesir kanalına geçiyorum. Balıkesir'in uçuşu var mı öğreneyim dedim. Balıkesir kanalına geçince Balıkesir kule bana dedi ki efendim herhangi bir uçuşumuz yok. Siz uçuşunuza, normal uçuşunuza devam edebilirsiniz. Yardım isteyen de herhangi bir uçağımız yok diye belirttiler. Bunun üzerine ben tabii belki bir sivil uçaktır diye düşünmeye başladım. Fakat 4 numara arkadaşım bana dedi ki efendim bunlar dedi öyle uçağa filan benzemiyor. Acayip şeyler üzerlerine mi çekeyim, ne yapayım dedi. Dur dedim, herhangi bir harekette bulunma. Yani bilmediğimiz bir cisimse neden üzerine çekeceksin, herhangi bir çarpışmaya neden olma diye ikaz ettim. Bu arada bir arkadaşım bana dedi ki efendim bakalım ışıklarını söndürsün, ne yapacaklar deyince ışıklarını söndürdü. Işıklarını söndürdükten sonra o 4 numarayı bıraktılar, 3 numaraya yaklaştılar. 3 numaraya söyledik ışıklarını söndür dedik. Onlar söndürünce onları bıraktılar. 2 numaraya geldiler. Ben tabii bu arada sağıma soluma bakıyorum. Sağ tarafıma baktığımda hiçbir şey görülmüyor. Sarı bir hüzmeden başka. Bu aşağı yukarı bizi takipleri Balıkesir'den Denizli'ye kadar devam etti. 15 dakika civarında devam etti. Efendim 2 numarada ışıklarını söndürünce sonra bir ara beklediler. Ben hani bana gelecekler artık diye biliyorum, bekliyorum. Fakat biraz uzun sürede benim yanıma, koluma geldiler. O arada arkadaşlarım da beni ikaz ediyorlar tabii. Efendim size yaklaştılar diye. O arada ben de ışıklarımı söndürdüm. Işıklarımı söndürünce bunlar benim sol tarafıma geçti. Sol tarafıma geçtiklerinde o zaman hüzme kayboldu. Hüzme yerine şöyle 4-5 tane sanki uçak ışıkları gibi değişik renkteki ışıklar yanımda bir miktar süre durdular. Ve daha sonra ani bir çekişle kaybolup gittiler Konya istikametine. Ben o sırada Konya istikametinde Konya Kule ile görüşmeye devam ettiğimde aşağı yukarı bir saniye falan geçmiştir. Konya Kule biz üzerimizde görüyoruz dedi. Yani bu cisimlerin bu kadar süratli o irtifada hava sürtünmesine dayanması normal şartlarda bildiğimiz teknikle mümkün değil. Bu arada daha sonra Ankara Kule gördü, Esenboğa Kule gördü. Daha sonra öğrendik ki bu cisimleri bizden önce İstanbul'da o zaman Atatürk havaalanındaki kule görmüş.
Bu şekilde bir olayla karşılaşmış olduk. 8 arkadaş, yani yalnız ben değilim tabii. Bunu daha sonra rapor ettik ve muhtemelen